Şu an Hizbullah bir görüntü paylaştı sevgili izleyiciler. Hizbullah, İslami direnişin işgal altındaki Filistin'in kuzeyindeki Neftali ve Samsun üsleriyle İsrail düşman ordusuna ait Elyakim kampını hedef aldığı saldırıdan görüntüleri Evet. paylaştı. Bir video paylaştı. Bir 10 dakika kadar önce gündüz yapıldığı anlaşılıyor. Bir lütfen izleyelim. Ciddi zayiat. Şimdi enteresan bir şekilde de böyle bir Amerikan vari montajlanmış görüntüler, efektli, müzikli. Propaganda yapmak durumunda olan bir örgütlenmiş küme. Bu tip Kassam yanlış Tugayların gayet bu konuda makul. çok yetenekli ve uzman. Gerçekten bütün şeyleri, mesela İsrail tanklarını, vuruşlarını falan görüntülü yayınlıyor. Yani 30 saniye falan kısaltıyorlar. Bu şeyden sonra Hizbullah da bu işe başladı. Muhtemelen onlardan destek alıyor bu işin nasıl yapıldığına ilişkin. Peki bir Öğretmen kere daha ortak. söyleyeyim. Filistin'in kuzeyindeki Naftali ve Samson üsleriyle İsrail düşman ordusuna ait Elyakim kampını hedef alan saldırıdan görüntüler sevgili izleyiciler. Yaklaşık bir 5-10 dakika oldu. Kendi hesaplarından paylaştıkları Hizbullah'ın. Zafer, şimdi sen konuşuyordun. Şimdi bu görüntüler de yeni geldiği için vermek durumundaydım. Bir nevi evet yani tabii ki kendi reklamlarını da ya da işte silahlarını da göstermek isteyecekler ama yani sen nasıl buldun müzikli, efektli bu görüntüler? Gündüz bu oluyor ve akşamında Netanyahu gelirken o da bir şeyler planlamış, emirler vermiş gelmiş. Ya bunu Gazze Savaşı'nın başlangıcında da aslında yapıyorlardı. O zaman da böyle prodüksiyon diyebileceğimiz videolar servis edilmişti. Ya elbette ki bir mücadele var. Hizbullah da orada bir direniş gerçekleştiriyor. Hani nedenleri, nasılları, Hizbullah neden Lübnan'da, nasıl oraya yerleşti, onlar başka tartışmaların konusu. Fakat bugün en azından İsrail'e karşı mazlumların umudu olabilecek her direnişe ben destek verilmesi kanaatindeyim. Bu da öyle çünkü gerçekten karşımızda artık insan öldürmeyi sıradan hale getirmiş ve bunu da sözde kendi güvenliği tehlikede olduğu için yapıyormuş gibi gösteren bir terör devleti var. Yani İsrail'in bugün geldiği nokta, ben insanlık tarihi boyunca bu kadar zulmeden, bu kadar sistemli biçimde insan öldüren ikinci bir devlet ya da devlet yapısı olduğunu düşünmüyorum. Yani tarihte işte Roma İmparatorluğu'nun çok böyle acımasız, geçmişte tarihte böyle katliamlar var. İşte Hitler'in İkinci Dünya Savaşı'ndaki katliamları var. Ama 2024 yılının dünyasında bu kadar acının üzerine bir daha bu acılar yaşanmasın diye dünyada işte Birleşmiş Milletler'inden tut bir sürü kurumun, kuruluşun faaliyet gösterdiği bir dünyada hala sistemli bir biçimde çocukların öldürülüyor olması, hala insanlığın vicdanının bu konuda bir türlü harekete geçememesi işte o sıkıntı yaratıyor. Hizbullah da bu psikolojik savaş unsurlarını İsrail
çok iyi kullandığı için ona bence kendince bir cevap vermeye çalışıyor. Biz savaşın başından beri enformasyonu, bilgiyi hep Batı medyasından alıyoruz. İsrail'in verdiği kadarını öğreniyoruz. Tabii ki. Hani aslında tüm bilgilerimiz 7 Ekim'den bu yana bize gelen tüm enformasyon İsrail'in izin verdiği kadarı. Hatırlarsan sosyal medyaya bile bir şekilde bir yasak getirmeye çalıştılar. Bir sansür koymaya çalıştılar. O yüzden bu videolar tabii önemli. Ha şu da var bak, ben kendi adıma kimsenin, özellikle çocukların, masumların, sivillerin ölmesini istemem. Buna sevinmem. Ama ya orada ölen çocuklar Ukrayna Savaşı'nda mesela dediler ki sarışın mavi gözlü çocuklar ölüyor. Ya burada da esmer kara gözlü kahverengi gözlü çocuklar ölüyor. Yani buna çocukları karşı... Çocukları göz rengine göre mi ayıracağız? Bunu dediler Ukrayna Savaşı'nda, bunu söylediler biliyorsun. Evet. Sarışın mavi gözlü çocuklar ölüyor. Yani onlar da ölmesin. Buradaki çocuklar da ölmesin. Evet. Bir de bu Pele muhabbeti sana onu söyleyeyim. Bak orada ben büyük bir sosyal medya lincine ve haksızlığa maruz ama kaldım. Ama şöyle şimdi onu hatırlattım. Hayır sen yani, de televizyoncusun. İnsanlar efendim Pele ya hayır, şöyle oldu bak hatırlatayım. Son dakika bilgi gelince vermek durumundasın. Ben sana bir şey söyleyeyim. O olay bağlamı şöyleydi. Pele'nin öldüğü haberini sen verdiğinde ben Pele'ye rahmet bile diledim. O 15 dakika sonra ama sana kızmıştım. Ama sosyal medyaya niye bu kadar takıyorsun ki? Yoksa yani Pele'yi burada herhalde en çok ben severim yani. Sosyal medyayı şey yapma yani, ama son dakika gelince verelim. Çünkü hani önemli, sanki şöyle bir algı vardı başından itibaren. Hani o Netanyahu yola çıkmadan bir plan ortaya koymuş Amerika Birleşik Devletleri'ne karşı ve o planı uyguluyor gibi bir durum vardı. Aslında gündüz Hizbullah'ın belli önemli noktaları vurduğunu görüyoruz. Şimdi İsmet Özçelik, şunu merak ediyorum. Bir defa bu saldırılar o noktalara nereden gerçekleşti? Demin bir haritamız vardı ya. Evet. Beka Vadisi'nden mi atılıyor? Yoksa limanın Nehrin hemen sınırından mı atılıyor? Bu birinci sorum. İkinci sorum, sonuçta Hizbullah da gerilla eğitimi almış bir yapı. Dolayısıyla sızma harekatıyla mı karada İsrail ordusunun karşısında olacak? Şimdi birincisi gelen bilgilere göre İsrail Fransız istihbaratını aracı koymuş ve Hizbullah'la görüşmüş Fransız istihbaratı üzerinden. Ve söyledikleri şu, Gazze'ye yardımı kesin, bağlantınızı kesin Gazze'yle ve saldırıları durdurun. Biz de durduralım şeklinde. Yani Gazze'ye yardımı kesin diye. Biliyorsunuz Hizbullah niye buradan saldırdı? Gazze'ye destek olmak için bu işi yapmıştı. Böyle bir girişimi olmuş Fransız istihbaratıyla. Şimdi biz yarın Aydınlık Gazetesi'nde geniş manşet olarak koyduk. Lübnanlı siyaset bilimci Profesör Doktor Muhammed Nurettin'le bir röportaj yaptık. Onunla yaptığımız konuşmada birkaç tane şey söylüyor. Mesela özetle bir iki cümle aktarayım. İsrail'in Lübnan saldırısındaki 3 hedefini şöyle sıralıyor Muhammed Nurettin. Lübnan cephesini Gazze'den koparmaya çalışmak. Lübnan'da Hizbullah'ın güvenlik ve askeri yapısını vurmaya çalışarak onu zayıflatmak için Batı'nın desteğini kullanmak. 3. Hizbullah'ı sınırdan uzak tutmak için Güney Lübnan'daki askeri düzenlemeleri uygulamak diyor. Yani bizim de biraz önce konuştuğumuz nokta. Şimdi asıl burada önemli olan söylediği bir şey var. Hizbullah diyor bugüne kadar, dikkat ederseniz bu son saldırılarda yeni füzeler kullanmaya başladı. Ve bu buradakilerde de var evet, mı gördüklerimizde? Evet, muhtemelen benim gördüğüm kadarıyla o. Peki bu yeni füzeler kimin? İran'ın mı? Valla bu hatta bir dakika ismi vermiş Levent mi? Levent Bey biliyorsanız söyleyin. Şöyle, İran'ın buna benzeyen 8 ayrı füze modeli var. Hı-hı. 30 kilometre de var. 3000 kilometreye kadar menzili olan da var. Beka Hı-hı. Vadisi'nden İsrail'i vurabilecek gücü var aslında. Çok rahat vurabilecek gücü var. Hı-hı. Bunlar Litay'ın elinde. Bunlar Beka Vadisi'nden mi sizce? Muhtemelen. Hayır yani merak ettiğim için. Uzun... Bakın bu değil mi? Evet bu. Evet yani bunun menzili ne kadardır tabii bir askeri uzmana sormak belki şey olacak tabii ama. Bir askeri uzman bile şu görüntüden bir şey diyemez diye düşünüyorum. Ama hani sanki menzili var gibi görünüyor. Şunu söylüyor. Yani. Diyor ki esas füzeleri henüz daha kullanmadı. Bu İsrailli siyaset bilimci Nurettin. Esas füzeleri kullanmaya başlamamıştı diyor. Fakat yavaş yavaş onları da diyor devreye sokmaya
başladı diyor. İşte Bekaa Vadisi o yüzden vuruldu bugün. İsrail bunun farkından. Oradan birkaç yüz kilometreye kadar füze atabilecek gücü var Hizbullah'ın. Şimdi muhtemelen İsrail oradaki daha güçlü füzeleri yok etmek gibi aldığı istihbarat doğrultusunda oraya gidiyor. Oradan bir şeyler yapıyor. Yani mesela karşılıklı biz bir füze atışı, hava savaşı göreceğiz. Lütfen sözünü unutma. Bir kere daha en baştan bir sesli izleyebilir miyiz? Daha biraz dikkat edelim görüntülere de. Demir kubbe deline biliyormuş. Şimdi ben şöyle bir şey görüyorum. Doğru mu? Yani tabii siz farklı yorumlayabilirsiniz. Hizbullah diyor ki aslında burada başlıyor şimdi. Ben de bir tek sen değil senin askeri hedeflerini biliyorum. Bir. Evet. Kendim ya da dışarıdan destek alarak bunların yerini tespit edebiliyorum. Ve senin o hedeflerini vurabilecek gücün var. Al bu da sana ispatı. Yani bu mudur? Bunu mu anlatıyor? Şimdi Hande şöyle söyleyelim. Ben bir şeyleri toparladım. Nerede ne olmuş diye. Hayır, bunu da ispatlıyor yani. Öyle sen dokunulmaz değilsin demeye çalışıyor. Şu tabloya rağmen ben hala ayaktayım diyor. Ve senin saldırılarına vuramadınız diyor. Saldırı sürecinde yapıyor bunu bir de. Onu da aslında unutmayalım. Aslında şu mesajı veriyor. Eğer diyor bana saldırmaya devam edersen ben savaşı senin topraklarına taşırım mesajı veriyor. Peki. Ya zaten İsrail'i durduracak tek şey budur arkadaşlar. Tabii. Hizbullah bu açıklamayı 15 gün önce de yaptı. Dedi ki biz senin gibi sivilleri hedef almayacağız diye de açıklama yaptı. Yani stratejik noktaları vuracağını. Ama bugün İsrail'i ne geriletir diye sorduğunda savaşın kendilerince güvenli gördükleri topraklara taşınması ihtimali İsrail'in korkulu rüyasıdır. Bu görüntüler şunu gösteriyor. Bunu yapabilecek bir kapasiteye sahip demek ki. Yani bunu aslında gösteriyor. Bir dakika toparlamayı alacağım. İsmail Dükel, bu görüntüler sana ne ifade ediyor? Ya bu şey tabii ki psikolojik bir savaş. Daha doğrusu savaş sahada değil aynı zamanda dijital ortamda da devam ediyor. Ben de varım diyor, ben de sahadayım diyor, ben senin hedeflerini biliyorum, ben seni görüyorum, ben de seni vuruyorum diyor. Dolayısıyla ben burada hani burası sana ait değil sadece, ben de söz sahibiyim diyor. Bu mesajları veriyor bu videoyla, yani yıkılmadım ayaktayım.